Arkadaşlar bugün annemle birlikte akıllı çay bardağı oynuyoruz. Annemle birlikte oynamamı çok istemişsiniz. Ben de sizi kıramadım tabii. Tabii olan bana oldu yine. Beni yakaladı. Maalesef ki yine ben maalesef buradayım. Anneciğim, baba. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Emir Bey? Söylüyorsunuz. Aklımıza bir şey tutuyoruz. Sonra da söylüyoruz. Hadi bakalım başla. Ne yapalım? Şuraya mı başlıyoruz? Aklımıza bir şey tutalım. Hadi bakalım. Ne tutalım? Tamam. He. Tamam, tamam. Başlıyoruz. Başlayalım. Evet. He arkadaşlar 2 dakika durdurdum. Çünkü evet, 10 saniye geçince telefon atıyorlar. Suyla yıkanır mı diyor. Suyla yıkanır mı? Hayır. Anne istesen yıkarsa ama. Hayır canım, yıkanmaz. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Bulamayacaksın öyle, zaten. Öyle. Aynen. Öyle. Sen dur. Kullanacak. Sen dur. Görüşeceğiz bakalım çay. Bulacak mısın, bulamayacak mısın? Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi diyor? Evet Emin Bey, ne diyorsunuz? Hayır diyorum. Bence de hayır diyorum. Her evde bulunan bir şey mi bu diyor. Evet diyelim. Evet. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Evet. Evet. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Sen zekan azsa biz ne yapalım? Değil mi? Bilmen aynen gerekiyordu. Yapacak bir şey yok, bardak. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığacak bir şey mi? Evet. Evet. Bu şeyi yiyip içilebilen bir şey mi? Hayır. Yok artık. Yiyip içemezsin. Bu şey pil, elektrik veya benzeri bir enerji kaynağı ile çalışır mı? Hayır. Çalışmaz yani. Genellikle yeşil renkli bir şey mi bu? Yeşil renkte? Emin değilim. Her şekilde olabilir. Her renkte aynen, olabilir. Aynen, her şekilde olabilir. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse, konuyu dağıtmayalım. Canım benim, sen beni nereden tanıyacaksın? Bardakçık. Hayvanların ürettiği ya da hayvanlardan üretilen bir şey mi? Hayır. Yok artık. Kötü kokan bir şey mi? Hayır. Hayır. İnsan taşımak için kullanılır mı bu şey? Yok, yok artık. Neler. Ya artık. Tatlı bir şey mi? Hayır. Yenilmiyor çünkü. Aynen. Dışarı çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi? Hayır. Kesin ben onu yanıma alıp götürürüm. Kesin kesin alıp taşıman lazım. Her gün onunla giderim hatta. Ses çıkartmak ya da müzik dinlemek amacıyla kullanılır mı bu şey? Hayır. Dur bakayım, yok, biraz artık konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşün. Çok olacaksın sen. Sen bulamayacaksın bence. Sence? Ben daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ben dedim ama. Anne bunun bunda zekası. Kafa yok, kafa yok. Bunun zekası bir saniyeyle çalışıyor. Aynen. Tarlaya da ağaçtan mı yetişir? Ya şimdi ağaçtan yetişebilir değil mi? Aynen. Emin değilim diyelim. Kırılmadan katlanabilen bir şey mi? Hayır. Yok artık. Kelebek, vazo, kitap diyor. Bilemedim. Tamam, itiraf ediyorum. Bilemedim. Ben ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey, bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Hiç zannetmiyorum ama hadi bir şans daha vereyim sana. Tahminin neydi? Bir bak söyleyelim. Tahmini yani. Tahmini söyleyelim. Anne cer yazdın. Cer mi yazdım? Evet. Telefonun biraz benim şey ya. Aynen, sayende. Hayır, sen kırdığın için oldu. Yok yok, ondan değildir. Kesin kesin. Çerçeve. Evet. Gönderelim. Hop. Şöyle. Evet. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Eminim. Ama bak. Kesin tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Buraya buraya. Sen bir kere küçücük çerçeveyi bilmedin. Bakalım nasıl bileceksin. Anne. Tamam. Okey anne. Ve başlıyoruz. Tuttuk aklımızdan. Hadi bakalım. Arkadaşlar reklamlardan evet, nefes almadıktan bir sonra bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi diyor. Tabii ki. Aynen. Evet.
Üstünde oturmak için hindi kullanılabilir. Yani emin değilim anne. Üzerine oturulmaz bunun canım benim. Oturulur anne. Sen oturursun canım. Sana ama sen her şekilde her şeye oturduğun için. Ama bu oturak değil yani. Ya bana göre oturak olabilir anne. İki tahta koyuyor. Büyüklük olarak mikrodalga fırına sığar mı diyor. Yok. Hayır canım. Ya o kadar da değil ya yani. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Yine öyle, sanmıyorum. Öyle öyle. Öyle. Sen dur. Ay kumpir bile değilsin ya. Deminleri de aynısını söylemişti. Fark ettin ama yine bilememişti. Aynen. Her zamanki gibi. Aynen. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi diyor. Hayır. Kemiriyor mu bunu? Su yine yıkanır mı diyor. Tabii ki. Evet yıkanır yani. Bu şey yenip içilir mi diyor. Ha, böyle kemiriyorum hatta ben onu. Kemir bence de. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı mı diyor. Hayır. Ha, senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Bilsen şaşardım zaten. Aynen. Her evde bulunan bir şey mi bu? Evet. Her evde vardır. Bu şey pil ile elektrik ve benzeri enerji kaynağı ile mi çalışır diyor. He böyle bir elektrik santralinden çekiyoruz böyle bağlıyor sana. Aynen katılıyorum sana. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılacak şekilde mi diyor. Deneyelim. Sık bakalım. Yok. Sakin ol canım. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha küçük mü diyor. Çok küçük. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. He he şey ben kahve sen çay. Yan komşun. Kırılmadan katlanabilen şey mi? Evet. Katlayalım. Genellikle yeşil ve yeşil renkli bir şey mi diyor. Emin değilim her zaman olmuyor çünkü. Aynen. Çiftlikte bulunabilen bir hayvan mı bu? Hayır. Kesin hayvan böyle. Hatta inekler arsa atıyoruz. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi diyor. Yuh. Daha neler? Fermuarı var mı bu şeyin? Evet. Genellikle cebi var mı bu şeyin? Yok canım cebini bırak pantolonu şeyi de var. Montu falan da var. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Hatta oturma odasına götürüyoruz böyle. Ama şimdi şey emin değil mi yazmak zorundayız? Niye? Çünkü oturma odasında da kullanılan. Ya, oturma odasında bu olabilir mi ya? Şimdi bak oturma odasında bulunabilir mi diyor. Tabii ki bulunabilir. Yani ben hiç görmedim de öyle bir şey. Olur mu? Oturma odasında da bulunur bu. Emin dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Aynen. Şimdi beynin bütün hepsini kullanıyorsun. Zaten dalıyorsun ki sen hep. Niyeyse hiç açık değil maşallah. Aynen. Daha çok ot ya da bitkilerle mi beslenir bu canlı? Canlı mı diyor? Tabii canlı. Yaşıyor. He böyle hatta yürüyor. Hayır. Hatta böyle yemek de yiyor. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Genellikle mi? Yastık, cüzdan, kürek. Bilemedin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Bilmiyorum, ne kadar zor sordun ya. Şimdi. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak, hayır daha sana şans gerçekten vermiyorum. Çok azimliyim. Bence sen çay değil kahve içmelisin. Çünkü senin beyin çalışmıyor. Değil mi canım? Aynen. Hem kahve zinde tutar. Evet gönder. Görüşürüz. Goodbye. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tutmuyorum. Ben doğru ne olduğunu. Daha tutmuyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Bir şey olsun ha. Kapan bir anne. Bilmediği özel bir isim ya da bir şey olmasın. Ya. Kahve içelim. Tamam. Hadi başlayalım. Basamıyorum anne. Hadi bas şunu. Konuşacak yine bir sürü. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın. Emir'i takip etmeyi de unutmayın. Görüşürüz.